Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu güllerin budanması ve budadığımız güllerden çelik alıp arpa yardımıyla iki türlü köklendirmeyi anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi önce budama işlemini yapıyorum. Budamış olduğum güllerden çelik alıyorum ve çelikleri budama makası yardımıyla kısaltıyorum. Kısaltma işlemini yaptıktan sonra yan olarak kestiğimiz gül çeliklerinin ortasındaki süngerimsi yere birer tane arpa tohumu yerleştireceğim. Şimdi arpa tohumlarını çeliklere bir bir yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim çelikleri budamış olduğumuz güllerin kenarına tek tek dikiyorum. Diktikten sonra kökler hava almasın diye iyice ayaklarımla toprağı sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemini iyi yapmazsak çeliklerde köklenme ve güverme olmaz. Bu yüzden sıkıştırdığımızdan iyice emin olmamız lazım. Daha sonra etrafını bel yardımıyla çevreleyip su dökmeye hazır hale getireceğiz. Sonra hazır hale getirdiğimiz gülün dibine yeteri kadar su döküyoruz. Bu arada benim de güvercin hobim var. Güvercinlerimin sesi sizlere kadar geliyor. Bu güvercinlerimin ötme sesini de duyuyorsunuz. Bu yüzden kusura bakmayın. İkinci bir yöntem de aldığımız çelikleri yine arpa yardımıyla bir su kabının içerisine koyup orada köklenmesini sağlamak. Şimdi su kabının içerisine su döküp su kabının içerisine koyduğumuz çeliklerin köklenmesini bekleyeceğiz. Köklenme süresinde su kabının içerisinde su eksilmesi olur. Bunu sürekli takip edip eksilen suyu ilave edeceğiz. Şimdi de 15 gün önce budayıp köklenmeye bıraktığım çelikleri sizlere tek tek gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çeliklerimiz patlatmaya başladı.
ufak ufak yapraklar yapıyor. Bu göstermiş olduğum çelikler köklendikten sonra başka yere tekrar oradan söküp dikebiliriz. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.